Bölüm 4. İsa ile Samiriyeli kadın. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekti. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakub'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakub'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanında oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, "Bana su ver, içeyim," dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım," dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu cevabı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver, içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, ondan dilerdin. O da sana diri su verirdi." Kadın, "Efendim," dedi. "Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Böyle olunca diri suyu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha büyük müsün?" İsa şöyle cevap verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak." Kadın, "Efendim," dedi. "Bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git, kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," cevabını verdi. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum. Sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapınılması gereken yerin Kudüs'te olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi. "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Kudüs'te tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Kadın İsa'ya, "Mesih denilen meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum," dedi. "O gelince bize her şeyi bildirecektir." İsa, "Seninle konuşan ben, oyum," dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri "Ne istiyorsun?" ya da "O kadınla neden konuşuyorsun?" demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. "Gelin yapmış olduğum her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?" Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri, "Rabbi, yemek ye," diye İsa'ya rica ediyorlardı. Ama İsa, "Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var," dedi. Öğrenciler
birbirlerine, "Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular. İsa, "Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır," dedi. "Sizler, ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen şimdiden ücretini alır. Sonsuz yaşam içinde ürün toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler. Siz ise onların emeğinden yararlandınız." O kentten birçok Samiriyeli, "Yapmış olduğum her şeyi bana söyledi," diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, "Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir," diyorlardı. "Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." Bir memurun oğlu iyileştiriliyor. Bu 2 günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygınlığı olmadığına tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayrama gitmişler ve bayramda onun Kudüs'te yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernuhum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Ölmek üzere olan oğlunu gelip iyileştirmesi için ona yalvardı. O zaman İsa adama, "Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz," dedi. Saray memuru İsa'ya, "Efendim, çocuğum ölmeden önce yetiş," dedi. İsa, "Git, oğlun yaşayacak," dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşamakta olduğunu bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. "Dün öğle üstü saat 1'de ateşi düştü," dediler. Baba bunun İsa'nın "Oğlun yaşayacak," dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. Bu da İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye gelişinde yaptığı 2. mucizeydi.